Herkese günaydın arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben şöyle hemen kahvaltı hazırlığına başladım. Patates kızartacağım. Şöyle sosisleri küçük küçük doğradım. Sosisleri kızartacağım. Şöyle masamızı da hazırladım. Bugün çocuklar, yani dün çocuklar bizde kaldı. Ablam bu sabah işe gitti. İşten doğru da birkaç işleri vardı halletmesi gereken. Onları halledecekti. Şimdi o da gelmek üzere zaten. Dedim ben yavaş yavaş hemen kahvaltı hazırlığına başlayayım. Öyle fazla kahvaltılık bir şeyimiz kalmadı. Zaten gitmemize de yani az bir vakit kaldığı için evde olan şeyleri tüketmeye çalışıyoruz. Böyle ufak tefek bir iki lazım olan şeyleri gidip alıyoruz ama büyük büyük almıyoruz. Böyle bakalım. Şimdi ben hemen şuraya çayımı da koydum. Çay suyumu kaynatıyorum. Ekmek kızartacağım. Zeytin, peynir ortaya, salatalık falan koyup kahvaltımızda bugün böyle olsun bakalım. Bugün ablamla işlerimiz var. Benim evde daha doğrusu. Ben bugün mutfağımı temizleyeceğim. Babam saat 7.30-8 gibi benim eve gitti dolabı kurmaya. Aslında onları da size çekecektim ama çocuklar olduğu için gidip çekemedim. Artık az sonra eve gittiğimizde bakarız babam ne yapmış, ne kadar ilerlemiş diye. Bugün onları çekeceğiz. Akşamüstü Selma abla gelecek. Annemin amcasının kızı Gladbeck'teki artık biliyorsunuz. Bugün akşam o gelecek bize saat 5 gibi. Hem o da evimi görmek istiyor, hem otururuz biraz böyle dedi. Dedim gel buyur evdeyiz zaten. Böyle bakalım planımız bugün böyle. Başka neler yaparız bilmiyorum. Sizleri de tabii ki daha sonra yanımızda götüreceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi bahçeye gittim ben. Şöyle birkaç tane biber topladım ve bir tanecik salatalık varmış yine. Öbürküler biraz daha küçüktü. Bir tane de salatalık topladım. Ve sizlere de bunu çekmek istedim. Çok güzeller gerçekten maşallah. Çıtır çıtır. Evet, şöyle şimdi kahvaltılıkları çıkarttım. Dün haşladığımız patates de vardı. Bahçe patatesimiz. Burada patateslerimiz pişiyor. Şunu kapatayım. Şimdi şuraya da patateslerimi atacağım. Yağımız kızmış. Evet, kahvaltımız hazır arkadaşlar. Pomesimiz kızardı, daha devam kızarıyor. Şöyle sosislerimiz de pişti. Anacığım, herkes masanın başında, annem de. Hayırlı sabahlar size. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili takipçilerim. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun inşallah sevgili arkadaşlar. Yeni bir günden hepinize selam olsun inşallah. Evet, kızcıvazın kahvaltımızı hazırlamışız. Allah razı olsun. Bakın bizim masamızda da her zaman fazla bir şey olmuyor. Evet, anlattım. Bugün artık izin ya bak yaklaştığı için fazla bir şey almıyoruz. Ufak tefek azar azar alıyoruz. Ziyan olmasın diye. Çünkü artık izin zamanı yaklaşıyor. Evet. Babam da bu arada geldi arkadaşlar. 2 saatte dolabımı kuruvermiş hemen. 2,5 saatte halletmiş. Annem diyor ki dalga mı geçiyor babam diyor. Şaka mı yapıyor diyor. Kuru vermiş. Az sonra bakacağız bakalım nasıl olmuş. İnşallah. Tek başıma olursam arkadaşlar güzel çalışıyorum. Güzel uyumuşum elhamdülillah. Bugün evet, çok bayağı uyudun. Yaptığım işleri size gösterdim. Çok yoruldum çünkü. Yani 3 saatten fazla odunları taşıyıp oralar temizlemek için uğraştım. Şimdi akşam bakıyorum. Sen bu kadar şeyi nasıl hallettin burada diyor. Keşke beni bekleseydin diyor. Olsun, evinden zaten fazla tutamıyorsun. Bacağı biliyorsunuz rahatsız olduğu için. Ben dedim yaptım dedim yani. Tertemiz temizledim oraları inşallah hazırladım arkadaşlar. Çok yorulmuşum. Bu sabah veya baksak 10.000'e geliyor. Şimdi evet. Yeni kalktım. Biraz dinlendim şöyle. Çocuklarla birlikte kahvaltı edelim. Hemen inşallah. Kalktık çocuklarla. Camları falan açtık. Evi bir havalandırdık. Çamaşır temizledi. Dün güzelce temizlemiştim ben, evet, yatmadan evet. Süpürdüydüm. Aynen. Böyle bakalım arkadaşlar. Biz şimdi kahvaltı masasına oturalım.
Evet arkadaşlar, benim şimdi buradaki eşyalarımı çıkartıyoruz yavaş yavaş. Arabaya yüklüyoruz. Ben şimdi ilk önce Avon siparişlerim var, kadına onu teslim edeceğim. Bir taraftan da buraya şimdi eşyalarımızı koyduk. Aynen, bu temizlik kutusu. Şunda kahve falan yparız dedik. Burada işte eşyalarımın geri kalanını, ayakkabılarım, çantalarım, bir sürü şeyler var. Artık gitmişken bunları oraya taşıyalım dedik. Şimdilik annemin şöyle kilimi var. Bunu oturma odasına serelim dedik. Çocuklar evet, hem şey yapar hem daha da kirlenmemiş olur. Evi artık bugün sildikten sonra bir daha ayakkabıyla sokmayacağım kimseyi. O temiz artık öyle kalsın. Onu benim arabaya koy. Onu benimkine koy. Bunlar benimkinde dursun. Bunları ben çıkarırım. Böyle bakalım arkadaşlar. Biz şimdi bunları yükleyelim. Daha sonra benim evde görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar, ben siparişi vermeye gittim. Şimdi benim eve geldik. Bakın burayı size göstermemiştim. Bu yatak biliyorsunuz bu tarafa koymuştum. Daha sonra ablamla biz bunu bu tarafa geçirdik. Oğlum ne yapıyorsun? Yatak burada benim daha çok hoşuma gitti. Buraya tam oturdu. Dedim dolabı normalde bu kısma koyacaktım ama bakın dolap buraya uymuş. Zaten ben bu duvara istiyordum normalde bu kapının girişine. Böyle. Ablam oraya sığmaz dedi. Hatta iddialaştık. Dedim ben sığar dedi, bu sığmaz dedi. Babam da kurmuş, bakın sığmış hatta ha. Ve şurada yani şu kadarcık bölümde artmış. Şurada ayna var. Bir tane aynayı böyle dolabın üzerine yapıştıracağım. Bakın dolabımın içi böyle. Bir tane böyle katlama yeri var. Dedim bir tane katlama yeri bana yeter. Fazla katlanacak eşyam yok. Genelde asmalı kıyafetim var. Böyle bu. Bu bir dolap. Üçlü. Üç kapaklı. Bu dolap da ayrı. Bu da sadece asma bölümü var. Bunu kaldırır mıyım bilmiyorum, ya da altına iki tane kutu alabilirim. İşte çantalıklarımı, fazlalıklarımı falan koyarım diye. Böyle dolabım arkadaşlar. IKEA'dan aldık. İkisini ayrı. Buraya tam oturmuş. Çok hoşuma gitti. Çok sevindim. Şöyle göstereyim sizlere. Çok güzel oldu. Yatak odamda neredeyse yani çoğu bitti. Sadece işte matratseyle blok mugosta almam lazım. O yoktu bunun içinde. O alınacak. Ondan sonra mutfak da neredeyse bitti. Şurada şimdi çöpler var. Bu çöplerin hepsini kaldıracağım. Burayı güzelce sileceğim ve bundan sonra ayakkabıyla girmeyeceğiz içeri. Burada artan tahtalarım var. Bunu annem eve götürecek. İşte yufka falan yaparken bunun üzerinde açarım diye attırmadı onu bize. Mutfağım. Ay canım, mutfağım, özlemişim. Buraya işte sadece şu iki tane küçük dolap gelecek. İşte burada da ufak tefek şey kaldı. Bu lens de takılacak buraya. Şimdi ablamla yapabilirsek bu yapışkanları buraya yapıştıracağız. Bir de bunun kenarına lens de alınacak. Bu da önümüzdeki haftalarda, onu da yaptık mı mutfak tamamen bitmiş olacak. Bugün mutfağın içini temizleyeceğim. İçini dışını şöyle güzelce bir kapakları da silmem lazım, kirli. İçleri de kirli. Böyle bakalım arkadaşlar. Bugün bu işlerimizi halledeceğiz. Makine suyunu çekmiş mi? Yok, çekmemiş. Geçen biz bunu açtık ama çalıştı. Ondan sonra çekmedi suyunu. Şimdi babam da gelecek. Bakacak bakalım neden çekmedi acaba diye. Bir yerlere su gitti mi diye bakıyorum ama hayır. Böyle bakalım arkadaşlar. Ben şimdi yavaşça kenarları toplamakla başlayayım. Geri kalan malzemeler, çünkü babamın arabasında, şimdi ablam Gül gelecek. Ve temizliğimize başlayacağız. Evet arkadaşlar, ablam da geldi. Annemle eşyaları hemen taşıdık. Annem şimdi işe gitti babamla. Ablam bundan şöyle poğaçalar, kurabiye falan almış ben evden gelirken. Sen tatlı kurabiye şöyle severim. Ama ben tatlı kahve almadım. Getirdim. Olsun, tuzlu. Çünkü ben çok severim. Ben şurada suyumuzu burada ısıtabiliyoruz. Mutfaktaki şeyler takılı değil çünkü elektriğin o üzerine takılan kapaklardan. Şöyle eşyalarımın birazını taşıdım. Birazı şurada, birazını hemen mutfağa koydum. Ben şurayı hemen böyle bir süpürdüm, sildim. Şuraya da kilimi serdik. Oturuyoruz birer kahve içip. Daha sonra
işlere koyulacağız. Zaten bir tek mutfak güzelce silinecek bugün. İç dış. Yarım kilo almış bak. Şöyle göstereyim onu da. Artanın ayıptır söylemesi eve götüreceğim. Peki. Hadi bakalım arkadaşlar böyle şimdi. Evet, kahvemizi yaptı. Diyorum kahvemi, abla bu benim evimde içtiğim ilk kahvemiz. Hem bir şey. Aslında tabak, benim bardaklarım vardı, onları keladan çıkarıp koymamışız arabaya. Onunla şey yaparım diye evden getirmediydim bardak. Artık Allah'tan burada plastik bardak vardı da, yoksa hiç içemezdik. Artık. Evet arkadaşlar, bakın fırın ikinci el aldığımız için tabii ki çok kirliydi. Ben şimdi böyle fırın yanmış yağ temizleyicisinden sürdüm. Şöyle kenarlarına dağıttım. Şimdi bunu böyle bir 10 dakika bekleteceğim. Bir taraftan ablam buralara sprey septi. Burayı güzelce bir silip, bilmiyorum ki şu kağıtları yapsak mı yapmasak mı, çok kararsızım. Yani yapacağız da benim dediğim gibi olacaktı. Hiç mutfak kurulmadan işte yapılsaydı çok kolayımız olacaktı. Şimdi çok zorlanacağız. Böyle bakalım şimdi onları bir düşünüyoruz. Ben bir taraftan da dolaplarımı silmeye başlayacağım. Evet arkadaşlar, bayağı kirini çıkarttım. Ama burası böyle bir zarar görmüş. Ne yapmış bilmiyorum ama bayağı bir kir çıktı. Çok az bir şey kaldı. Şimdi bir kez daha ısıtacağım fırını. Şu kenarlardaki kirlilikleri çıkartmak için. Bir taraftan ablam şöyle dolabın dışını, içini silmeye başladı. O bu kısımları halledivericek. Ben de bu kısımları halledeceğim inşallah. Böyle bakalım şu anki durumumuz. Evet arkadaşlar, evi güzelce sildik, süpürdük. Şöyle yerleri sildik. Şuraya bu kilimi bıraktık. Bu burada kalacak. Şurada bir tane battaniye var. Bu kısımları hallettik. Mutfağı da yerlerini, daha sonra dolapların dışını, yani her yeri güzelce sildik bakın. Şuraya hemen bir tane süsüm. Bakın çok güzel oldu. Şuraya da 3 tane mumumu koydum. Fırınımızın içi biliyorsunuz acayip berbattı, ancak bu kadarını çıkarabildik. Şöyle mis gibi oldu vallahi dolapların içleri, dışları parıl parıl oldu. Ondan sonracığıma bir de yatak odasını göstereyim hemen. Ve yatak odasını da hemen sildik. Camları da sildim ben bugün. Bayağı çünkü leş gibiydi camlar. Camları, camların önünü falan, fayansını, bunların hepsini kaplayacağım inşallah. Burayı da sildim. Dolabın içini de sildim. Ev artık bitti. Artık izne gidene kadar başka bir şey yapmayacağım. Bir tek mutfağın alttaki lastikler takılacak. Şimdi önümüzdeki günlerde şuraları kapatılacak. Onun için de malzemeler burada. Lazım olanları buraya koydum. Burada da camları sildim. Kepenkleri indirdim aşağı. Böyle bakalım arkadaşlar. Artık bayağı yorulduk.
Biz şimdi eve gideceğiz. Hatta bir duş falan da alabilirim. Yani bayağı bir terledik. Böyle bakalım. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili sahiplerim, ağzıma bir şey tattım şimdi. Çünkü kahvaltıyla duruyorum. Akşam saat kaç oldu? Saat şu an tam 5. 5 mi? İşte tam akşam kaç oldu? Kahvaltıyla duruyorum arkadaşlar. Çünkü saat 2'de biliyorsunuz haftada gün çalışıyoruz. Allah aşkına bu hafta bitti o da. Buraya gittik eşimle. Eşim beni dışarıda bekledi. Ben işimi yaptım. Çıktım. Sonra ne zamandır gideceğiz. Bir türlü gidemedim. Orada bizim bir tanıdığımız var. Çiftlikte biliyorsunuz her zaman gidiyoruz. Yani Aysel Koç. O orada çiftlikte insanlardan her şey satış işlerine ilgileniyor arkadaşlar. Gelmek isteyen, almak isteyenler varsa fasulyeler yarın daha yeni açılacakmış tekrar. Çok güzel her şey taze çıtır çıtır. Bakın oradan fasulye topladım biraz. Çok güzel duruyor. Çoktan beri gideceğim bir türlü gidemedim. Şöyle dedim bir iki kilo yemelik diye toplayacaktım. Sonra cuma cüta derken bey almışım bunu. Bakın turşu mu yaparım ne yaparım bilmiyorum da. Çok güzel şöyle haşlayıp kızartmak da yapabiliriz aslında. Evet. Biraz koyabiliriz yani. Ve bu şekilde arkadaşlar öyle böyle günler geçiyor. Her gün bir değişik gün geçiyor. Bu sabah kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra evde biraz sohbet muhabbet kızlarla. Sonracım onlar evi temizlemeye gittiler. Evet. Evi temizlediler. Arkadaşlar dolapların her komple iç dış artık bütün. Çektik sizlere. Aynen. Maşallah. Ev komple bitti. Dolaplar da yerleşti. Şu an artık Türkiye'ye gidene kadar bunun evde bir şey yapılmayacak benim. Elhamdülillah. Kaba temizliğini bitti. Kıyafetleri falan yanlattım. Onları yerleştirdim. Torbaların içine koyuverdim. Şey yapmadım. Asmadım. Bugün öyle gitmeden bir tek. Bir tek onlar. Bir de işte bir mutfağın lensiz takılacak. Başka öyle. Aynen. Kaba bütün temizliğini yapmış olduk artık. Bugün böyle güzel kat kat yerleştirirsin. Öyle torbaların kalmasından inşallah. Bu videoyu da şimdi günübirlik paylaşacağız sizlerle arkadaşlar. Bugün çektik. Az sonra hemen paylaşacağız. Tamam. Çıksın aradan onun diye. Onun için dedik arkadaşlar. Allah razı olsun hepinizden. Yeni yorumların bazılarını yorumladık, bazılarını yorumlayamadık. İnanın çok yoğun geçiyor günlerimiz. Dün akşam çocuklar da bize kaldılar. Sabah birlikte Özlem de işlerini yapmış gelmiş. Kahvaltımızı yaptık dediğimiz gibi. Ondan sonra cumada biz namaz kılıp işe gittim. Şimdi de geldik işte saat 5 oldu. Düşünün şimdi yemek hazırlığına başladık. Bu şekilde arkadaşlar dün akşam sohbetimiz de vardı. Sohbete gittik. Allah razı olsun. Çok güzeldi sohbet ortamımız. İnşallah haftaya çarşambaya ben aldım sohbetimizi. Rabbim kabul eylesin. Gerçekten çok güzeldi. Uzun zamandır da fazla toplanamadığımızdan özlemişiz birbirimizi. Veya bir geç saat geldim oradan da. O da öyle gelmiş oldu. Allah razı olsun hepinizden sevgili arkadaşlar. Çok güzel yorumlar yazmışsınız. Allah gönlünüze göre versin inşallah. Allah'a emanet olun sevgili dostlar. Hoşça kalın.